Şanlıurfa! Enbiyalar şehri Şanlıurfa! Evliyalar şehri Şanlıurfa! Şairler şehri, ilim şehri, sanat şehri Şanlıurfa! Seni hürmetle selamlıyorum. Ey Şanlıurfa! Alem siye heyran, ben siye kurban. Urfalıya mezelden, gönlüm geçmez sizlerden. Gönlümün gözü çıksın, İyi ki sizi sevdim ezelden. Seni gönülden selamlıyorum ey Şanlıurfa. Aman, aman, aman ezilenler bayılanlar oluyor. Aman dikkat edelim. Aman dikkat edelim. Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Harran, Hılvan, Siverek, Viranşehir, sizleri gönülden selamlıyorum. Şanlıurfa bugün farklı bir gün yaşıyor. Bugün bin yılların rüyasına kavuşacak. Suruç tüneliyle suyla kucaklaşacak. Suruç, Birecik, Halfeti, sizleri de yürekten selamlıyorum. Ey Halilurrahman'ın şehri Şanlıurfa. Ey sabrın peygamberi Hazreti Eyyub Aleyhissalatu Vesselam'ın şehri Şanlıurfa. Hazreti Musa'nın, Hazreti Yakub'un, Hazreti Elyesa'nın şehri Şanlıurfa. Seni hasretle kucaklıyorum. Şanlıurfa, sen ki şair Nabi'nin, merhum Akif İnan abimizin şehrisin. Sen ki merhum Kazancı Bedi'nin, merhum Müslüm Gürses'in şehrisin. Şanlıurfa, sen ki 38 yıllık hasretin ardında Diyarbakır'da kucaklaşan 77 milyona Megri diyen İbrahim Tatlıses'in, Şivan Perver'in şehrisin. Şanlıurfa, sen merhum Said Nursi'nin Isparta'da hasta yatağında gidiyoruz dediği zaman, bir Ramazan günü iki gün yolculuk yaparak ulaştı. Gözlerini şuraya bir koridor yapalım. Şuraya bir koridor yapalım. Bir bayılan kardeşimiz var. Bir koridor, bir koridor. Sağlıkçı arkadaşlarım gelsin. Hemen şuraya bir koridor yapalım. Bir koridor arkadaşlar. Lütfen şuraya bir koridor yapalım. Polis arkadaşlar yardımcı olun. Gözlerini hayata yumup Hakk'a yürüdüğü şehirsin. İlim şehri, medeniyet şehri, yiğitliğin, mertliğin şehri, kardeşliğin şehri Şanlıurfa. Seni hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim evlerinizden huzuru, yüreklerinizden bu sevdayı eksik etmesin. Yüreklerinizden, sofranızdan Rabbim bu muhabbetinizi, uhuvvetinizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim etsin. Maşallah. Şanlıurfa bugün yine bir tarih yazıyor.
Şanlıurfa bugün başbakanına, hükümetine, AK Parti'ye, demokrasiye bir kez daha sahip çıkıyor. Şanlıurfa 9 Mart'ta sandıkta söyleyeceği sözü adeta bugün söylüyor. Sandığın rengi Şanlıurfa'da belli olmuştur. Kardeşlerim, burada Şanlıurfa'da daha en baştan bir şey söylemek isterim. Bakınız, 3 Kasım 2002 seçimlerinde iş başına geldiğimizde Türkiye'nin çok ağır sorunları vardı. Ama en önemli sorun neydi? Terör. Çok büyük acılar çektik. Nice askerimizi, polisimizi, korucumuzu şehit verdik. Nice gencimizi kaybettik. Ocaklar söndü. Yürekler yandı. Milletçe huzurumuz kaçtı. Bunun yanında maddi olarak da çok ağır bedeller ödedik. İşte doğudaki, güneydoğudaki şehirlerimiz hizmetlerden, yatırımlardan uzak kaldı. Buralara yol yapılmadı. Okul yapılmadı. Hastaneler yapılmadı. Üniversiteler yapılmadı. Ve değerli kardeşlerim, biz geldik. Geldikten sonra şu ana kadar Şanlıurfa'ya yapılan yatırımların toplam bedeli ne oldu biliyor musunuz? 18 katrilyon. 18 katrilyon. Cumhuriyet tarihindeki yapılan yatırımları toplayın. Bunu bulmaz. Ve biz terör sorununu hukuk içinde hamdolsun çözüyoruz. Kardeşlerim, bu sorunu demokrasiyle çözeceğiz dedik. Bu sorunu ekonomik kalkınmayla çözeceğiz. Hizmetle, yatırımla çözeceğiz dedik. Bu sorun sadece güvenlik tedbirleriyle çözülmez dedik. Kültürel hakları, demokratik hakları, en temel insani hakları teslim ederek çözeceğiz dedik. En önemlisi de biz bu sorunu kardeşlikle, kardeşlik hukuku içerisinde çözeceğiz dedik. Önümüze çok engeller çıkardılar. Bu sorunu çözmeyelim diye bize çok saldırdılar. Çok tahrikler yaptılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Ama başaramadılar. Biz yolumuza dimdik devam ettik. Kimlerle? Sizlerle. Milletimizle. Millet bize yürü dedi. Biz yürüdük. Çünkü çıkarken bir şey söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece demiştik. Ve gideceğiz gündüz gece. Durmak yok. Bu yola elimizi, kolumuzu, bütün bedenimizi, hatta canımızı koyduk. Bu acı meseleyi mutlaka çözeceğiz. Bu ülkede kardeşliği en güçlü şekilde tesis edeceğiz dedik. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Biz bu sorunu çözmek için, kanı durdurmak için, annelerin gözyaşını dindirmek için samimi mücadele verirken, arkadaşlar bu dalgalanmalar tabii bazı kardeşlerimizi adeta bayıltıyor. Aman. Kardeşlerim, önce Oslo sürecini sabote ettiler. Arkasından MİT müsteşarımızı tutuklamak, onu devre dışı bırakmak istediler. Arkasından Paris'te bir takım suikastlar yaptılar. Süreci bozmak istediler. İşte en son 17 Aralık darbe girişimiyle, 25 Aralık darbe girişimiyle birçok hedefin yanında
çözüm sürecine saldırdılar. Bakın dikkat edin. 16 Kasım'da Diyarbakır'da tarihi bir buluşmayı gerçekleştirdik. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Barzani Diyarbakır'a geldi. Şanlıurfalı İbrahim Tatlıses Diyarbakır'a geldi. Tam 38 yıldır ülkesinden, vatanından, toprağından uzak kalan Şanlıurfalı Şivanperver Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da muhteşem bir tablo oluştu. Sadece Diyarbakır değil, tüm Türkiye bu tablodan etkilendi. Duygulandı. O gün telefonlar geldi bana. Sevinç gözyaşları döktüler. Türkiye'nin tamamında umutlar çoğaldı. Türkiye'nin tamamında barış umudu, çözüm umudu, kalıcı bahar umudu çoğaldı. Peki ne yaptılar? Bir dershane meselesi çıkardılar. Bu muhteşem buluşmayı gölgelemek istediler. Arkasından 17 Aralık darbe girişimini başlattılar. Çözüm sürecini tümden baltalamak istediler. Kim yaptı bunu? Pensilvanya'daki bir zat. Onun buradaki maşaları. Onun buradaki yandaşları. Tabii bunlar yargının içinde de örgütlenmişler. Maalesef emniyet güçlerimizin içinde de örgütlenmişler. Devletin diğer kurumları içerisinde de örgütlenmişler. Doğudaki, Güneydoğu'daki, Diyarbakır'daki, Şanlıurfa'daki bahar havasından rahatsız oldular. Gençlerin ölmeyecek olmasından rahatsız oldular. Bölgedeki değişimden, gelişmelerden, kalkınmadan rahatsız oldular. En başta kardeşlikten rahatsız oldular. Şanlıurfa ile Trabzon'un, Diyarbakır'la İstanbul'un, Van'la İzmir'in kucaklaşmasından rahatsız oldular. 77 milyonun bir olmasından rahatsız oldular. Beraber olmasından rahatsız oldular. Birlikte Türkiye olmasından rahatsız oldular. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizlere bir hatırayı anlatacağım. Sene 1960. Mart ayı. Bediüzzaman Said Nursi Isparta'da. Hasta yatağında ve diyor ki beni Urfa'ya götürün. Talebeleri 16'lar 2 gün. Meşakkatli bir yolculuktan sonra buraya, Şanlıurfa'ya getirdiler. Burada İpek Palas'a yerleşti. Biliyorsun değil mi İpek Palas? Polisler onu geri götürmek istediler. Hasta haliyle Isparta'ya geri göndermek istediler. Şanlıurfa'da o zamanki Demokrat Parti'nin il başkanı emniyet müdürünün önüne geçti. Adeta duvar oldu. Said'i Nursi'yi hiçbir yere götüremezsiniz dedi. Şanlıurfa o gün bir kez daha tarihi yazdı. Şanlıurfa o gün misafirine Bediüzzaman Said Nursi'ye sahip çıktı. Ve Şanlıurfa Said Nursi'yi teslim etmedi. Bu tartışmalar devam ederken Said Nursi bundan tam 54 yıl önce, evet, 1 Mart ayında, 23 Mart'ta Hakk'a yürüdü. Ne oldu? Urfa'da büyük bir cenaze merasimi düzenlendi. Said Nursi İbrahim Halilullah dergahına defnedildi. Şimdi bu süreç çok önemli. Ardından 27 Mayıs müdahalesi oldu. Hayatı boyunca Said Nursi'ye huzur vermeyen, onun özgürlüğünü elinden alan, onu sürgünlere mahkum eden zihniyet, CHP zihniyeti maalesef öldüğünde de onu rahat bırakmadı. Said Nursi'nin dirisine zulmedenler
ölüsüne bile tahammül edemediler. İşte bu CHP zihniyetiyle şu anda güya onun izinde olduğunu iddia eden Pensilvanya öyle demiyor mu? Said Nursi'nin izinde olduğunu söylemiyor mu bu Pensilvanya'daki zat? Şimdi Said Nursi'ye zulmeden CHP ile el ele kol kola dolaşıyor. Darbe tuzaklarını beraber kuruyorlar. Said Nursi'ye en ağır zulümleri yapan, ona hayat hakkı tanımayan, ölüsünü bile Şanlıurfa'dan çıkarıp götüren CHP zihniyetiyle Pensilvanya'daki zat birlikte hareket ediyorlar. İnanın merhum Said Nursi'nin ruhu bunların CHP ile ittifakından dolayı muazzab oluyor. Ne oldu? Said Nursi'nin Şanlıurfa'daki, Isparta, Bitlis, Burdur, Afyon, Karahisar'daki, İstanbul'daki aziz hatırası bunların CHP ile ittifakından dolayı yara alıyor. Bir dizi gösteriyorlar televizyonlarda. Tabii buradan ölüsünü aldılar Isparta'ya. Bilinmeyen bir yere götürüp defnettiler. Kim? CHP. CHP. Kardeşlerim, CHP budur ya. Ve şimdi CHP ile kol kola olan bu Pensilvanya'daki zat istismarını yapıyor. Ben diyor Bediüzzaman'ın, zaten Bediüzzaman ifadesini de ağzına almaz. Son zamanlarda Pir-i Mughan diye bir ifade kullanmaya başladı. Bunu kullanıyor, hiç almaz ağzını. Ve böyle bir yapı içerisinde, şu tezgahı görüyor musunuz? Böyle bir yapı içerisinde bakın ne yapıyorlar? Kendi televizyonlarında izlediniz değil mi? Sevgili peygamberimizi Miraç'tan indiriyorlar. Kamyonete bindiriyorlar. Ve bu senaryoyu kim onaylıyor biliyor musunuz? Pensilvanya'daki zat. Akıl veriyor. O dizide sadece sevgili peygamberimize hakaret edilmiyor. O dizide benim Kürt kardeşime de hakaret ediliyor. O dizide çözüm sürecine hakaret ediliyor. O dizide kardeşliğimize hakaret ediliyor. Bu Pensilvanya'daki zat, bakın dikkatinizi çekiyorum. Şu ifademe dikkat edin. Kürt olduğu için Said Nursi'den uzak kaldığını bizzat kendisi ifade etmiş bir zattır. İşte bu ırkçılık, bu düşmanlık bugün de aynen devam ediyor. Şu anda da bu Pensilvanya'daki zat terör meselesinin çözümünü engellemek, kardeşliğin, huzurun, birliğin önüne geçmek için ihanet derecesinde hücumlar yapıyor. Bunu da tek başına değil, CHP'yi kullanarak, MHP'yi kullanarak yapıyor. Kardeşlerim, Oslo sürecinde başarılı olamayan, 7 Şubat MİT hadisesinde başarılı olamayan, çözüm sürecini sabote edemeyen bu ittifak, 17 Aralık darbe girişimiyle başarılı olacağını zannetti. Pensilvanya bu CHP'yi, bu MHP'yi çok kötü aldattı. Çok kötü bir tuzağa düşürdü. Ne dedi biliyor musunuz? 17 Aralık'ta hükümeti düşüreceğiz. Elimizde çok önemli dosyalar var dedi. Emniyet bizim elimizde. Yargı bizim elimizde dedi. Elimizde ses kayıtları var dedi. Onlar işe yaramazsa elimizde montajlar var dedi. Dublajlar var dedi. CHP ve MHP'nin genel başkanları bunlara inandılar. Böyle bir darbe girişiminde payanda olarak yer aldılar. Ama hesaplar tutmadı. Tuzak bozuldu. Millet bunların tuzaklarına, yalanlarına, iftiralarına itibar etmedi. İşte şimdi ortalıkta kala kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Üç kafadar,
Üç şaşkın ördeğe döndüler. Şimdi çıkmış bu Kılıçdaroğlu. Gerçi Şanlıurfa'da Kılıçdaroğlu'nu konuşmam yanlış. Çünkü oğlum burada da kıymeti harbiyesi yok zaten. MHP'yi konuşmak zaten hiç gereksiz. Değerli kardeşlerim, fakat şu anda televizyonlarda bizi izleyen milyonlar var. Buradan Türkiye'ye mesaj veriyorum. Ne diyorum? Çıkmış geçen günü diyor ki, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Geçen günü çıkmış diyor ki, bu başbakan diyor ya cezaevine gider ya da yurt dışına gider. Sen kimsin ya? Senin bedelin ne ya? Senden olsa olsa ancak İstanbul'un tahta kalesinde kasetçi olur, kasetçi ya. Sen ne zamandan beri kalkıp da bu ülkenin başbakanını yargılamaya başladın ya? Kimsin sen? Anlaşılıyor. Demek ki Pensilvanya'daki zat buna akıl vermiş. Çık bunları rahat rahat söyle. Biz onun da defterini düzeceğiz. Onu da içeri atacağız. Şimdi ben buradan Said Nursi'nin diliyle konuşuyorum. Zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Evet. Zalimler için yaşasın cehennem. Çünkü onları ancak orası patlar. Kardeşlerim, bu yolda biz emin adımlarla gideceğiz. Ne dedik? Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bu mücadelede çok şehit olanlar oldu. Ne olur sanki biz de şehit olsak. Ondan daha yüce makam var mı? Ondan daha güzel makam var mı? Değerli kardeşlerim, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi çok söyledik. Dolayısıyla aynen bu kararlılıkla yola devam edeceğiz. Şimdi aldatıldıklarını 30 Mart akşamı çok iyi anlayacaklar. Ben diyorum ki bunlara, hepsine, CHP, MHP, BDP hepsine söylüyorum. Siyaset meydanda yapılır. Meydanda. Bunlar meydanda değiller. Kimisi bakıyorsunuz bir terör örgütünün arkasına sığınıyor, siyaset öyle yapıyor. Kimisi bakıyor, aynen böyle bir örgütün, bu bir dini cemaat değil ha, koyun bunu bir kenara. Artık bu bir siyasi örgüttür. Dini bir cemaat değil. Ne ararsanız var bunlarda. Yalan var. Takiye var. İftira var. Fitne var. Fesat var. Kardeşlerim, iftira ile yalanla asla siyaset yapılmaz. Siyaset sandıkta yapılır. Siyaset şantajla, tehditle, provokasyonla yapılmaz. İşte bunlar bir kez daha çuvalladılar. Bunlar bir kez daha benim milletimin ferasetine, basiretine çarptılar. 30 Mart'ta göreceksiniz. Bu millet korsan siyasete çok anlamlı bir cevap verecek. 30 Mart'ta millet korsan kasetçiliğe de çok anlamlı bir cevap verecek. Alacağım. Bitireyim konuşmayı, alacağım. Korsan siyaseti de elinin tersiyle itecek. Şu anda bu Pensilvanya artık son kirli numaralarını, son tarihlerini, son montajlarını piyasaya sürmeye başladı. Sürekli şunu söylüyorlar. 30 Mart'ta şu çıkacak. 15 Mart'ta şu çıkacak. 25 Mart'ta bu çıkacak.
Amaçları siyaset esir almak. Milletin iradesini esir almak. Ya neyiniz varsa dökün ortaya. Benim milletim size inanmıyor. Bakınız, geçenlerde bir televizyon programına çıktım biliyorsunuz. ATV A Haber televizyon programında montajların nasıl yapıldığını gösterdim. İzlediniz değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Bahçeli gibi birisi Öcalan'a nasıl metiyeler düzüyor? İzlediniz değil mi? İnandınız mı? Ama aynı mıydı? Dudak okumalarına bakın, o da aynıydı. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu'nda. Baktık, Kılıçdaroğlu'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yolsuzluklarını anlatıyor. Onun ne düzenbazı olduğunu anlatıyor. Ve nasıl ihraç edilmesi gerektiğini anlatıyor. Konuşma, her şey, alkışlar, hepsi montaj, dublaj nasıl? Teknoloji bu kadar ilerlemiş. Aynen bunu tutuyorlar, bunlar bizler için yapmaya kalkıyorlar. Sen meydanda ne yapıyorsun onu söyle. Bu millete ne hizmet verdiniz onu anlatın. Tabii ben soruyorum. Ey CHP, ne hizmet verdin sen bu millete onu anlat. Şanlıurfa'ya geldi mi? Programda var mı? Niye gelsin? Onlar gideceği yeri bilir. Onlar kumsallarda siyaset yapmaya devam etsin. Biz kumsalda da siyaset yaparız. Biz karada da yaparız. 776 bin kilo, 780 bin kilometre karede siyaset yaparız. Ama onlar yapamaz. Kardeşlerim, hep söylerim. Bahçeli, Sivas'tan öte geçebiliyor musun? Hadi geç Sivas'tan öte. Geçemez. Geçemez. Belki sembolik olarak böyle bir iki yere gelir. Niye? Onlar için Türkiye 780 bin kilometre kare değil. Sadece belli yerler. Siyaseti orada yaparlar. Ama biz her yerde yaparız. Çünkü bizim için 780 bin kilometre karenin tamamı Türkiye'dir. BDP, sen nerede siyaset yapıyorsun? O da belli. İşte şimdi geldiler Şanlıurfa'da siyaset yapmaya. Şanlıurfa, gelin 30 Mart'ta bu BDP'ye güzel bir cevap verin. Buna hazır mıyız? Gümbür gümbür inşallah. Tüm ilçelerde Şanlıurfa, sizi büyükşehir kim yaptı? Biz yaptık. Bu üç partinin tamamı da Şanlıurfa'nın büyükşehir olmasına karşı çıktılar. Üçü de. Yakıştırmadılar. Çünkü bunların derdi belediyecilik değil. Bunların derdi hizmet değil. Bunların derdi sevgili kardeşlerim, ideolojik siyaset. Şu dalgalanmalar olmasın. Bak, bayılanlar oluyor, ayılanlar oluyor. Sağ olasın. Ben de sizinleyim. Hep sizinleyim. Artık elhamdülillah sıkıntıları aştık mı? Daha iyi olacak. Biraz sonra değineceğim. Değineceğim.
Evet. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Tüm Şanlıurfa'ya. Tüm Şanlıurfa'nın bu büyük meydanındaki kardeşlerime. Kaç gün kaldı? 21 gün. 21 gün. Benim hanım kardeşlerim, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Öyle dolaşalım, öyle dolaşalım ki inşallah 30 Mart akşamı hep birlikte gülelim. Bu ülkenin birliği için gülelim. O sevdamızı burçlara diktiğimiz için gülelim. İnşallah ondan sonra da Şanlıurfa'ya bunu tebrik için gelelim. Şuradan bir koridor açalım, bir koridor açalım polis arkadaşlar. Sağlıkçı arkadaşlar. Hemen şuraya bir koridor. Kardeşlerim, kapı kapı dolaşıp inşallah bu seçimlerde Şanlıurfa'yı çok kılalım. İyisiniz, güçlüsünüz. Ben buna inanıyorum. Şimdi bir şeyler söylüyorlar. Denizli'de filan dolaşmışlar. SMS'ler açıyorlar. Şuna atıyorlar, buna atıyorlar. Artık diyorlar AK Parti'den başka kime oy verirseniz verin. Yeter ki AK Parti'ye oy vermeyin. Kim diyor bunu? Bu ara ablalar çıkmış meydanlara. Bizim ablalarımız bize yeter. Bir de abiler çıkmış. Bizim abilerimiz bize yeter. Gençlerimiz bize yeter. Kardeşlerim, son seçim 21,5 milyon oyla sandıklardan çıktık. İnşallah bu seçim daha başka olacak. Ve tabii serzenişte bulunanlar oluyor. Ve diyorlar ki sakın ha AK Parti'ye vermeyin, kime verirseniz verin. Ya sizin bu imamınız, sizin bu imamınız 10 sene önce, 11 sene önce ne diyordu? O zaman AK Parti'ye oy verir mi diyordu? Eğer o zaman AK Parti'ye oy verin diyorsa ya o zaman yanlış yaptı ya sizin bu imamınız şimdi yanlış yapıyor. AK Parti aynı yerde duruyor. Bu ülkeye hizmet vermeye devam ediyor. Demek ki sizin hocanızın da akşam bir başka, sabah bir başka. Aynen bu CHP'liler gibi. Aynen bu Bahçeli gibi. Bunlar yalanı, tehdidi, şantajı meslek haline getirmiş. Anlaşılan korku dağları sardı. Sandığın rengi belli oldu. Bu paraleller korkmaya başladı. İş yerlerinde işçilerini AK Parti'ye oy vermeyin diye ikna ediyorlar. Adeta 28 Şubat'taki gibi ikna odalarını kurdular. İkna odaları. İş yerlerinde, okullarda, yurtlarda, dershanelerde kızları, erkekleri ikna odalarında ikna etmeye çalışıyorlar. İkna olmazlarsa atıyorlar. Şimdi ben de diyorum ki şuraya anacığıma bir yol verin. Anacığıma bir yol verin. Şimdi ben buradan üniversiteli gençlerimize sesleniyorum. Bunların yurtlarında, evlerinde kalanlara sesleniyorum. Bütün Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında boşluklar şu anda tespit edildi. Sizleri oraya alabiliriz. Hemen Milli Eğitim'e, Gençlik Spor Bakanlığı'na müracaat edin. Eğer Kredi Yurtlar'da yer yoksa sizi otellerde ağırlayacağız. Devletin kurumlarında ağırlayacağız. Çünkü bunların zulmüne sizi asla muhatap etmeyeceğiz. Geçici bir süreci olsa biz bunları halledeceğiz. Şu yavrumuzu da alalım. Şu yavrumuzu da alalım. Şuradan şöyle omuzlarda alalım.
Şu hanım kardeşlerimize bir yol verin. Hanım kardeşlerimize bir yol verin arkadaşlar. Şurayı açın. Şu koridoru açın. Ya polis arkadaşlar, Allah aşkına siz burada durup da ne iş yapıyorsunuz? Açın şu arayı, yardımcı olun. Evet, emniyet müdürü, sen ne iş yapıyorsun? Yardımcı olsana şuraya. Orada seyrediyorsun ya. Allah Allah. Koridor yapalım. Koridor yapalım. Hanım kardeşlerimizi şuradan alalım. Hanım kardeşlerimizi alalım. Şu hanım kardeşlerimize bir yol verin. Arkadaşlar şöyle biraz koridor yapalım. Koridor yapalım. Özellikle hanım kardeşlerimize şöyle biraz yardımcı olalım. Hanım kardeşlerimize yardımcı olalım. Evet, polis arkadaşlar, bak şurada da hanım arkadaşlarımızı, hanım kardeşlerimizi şuradan şöyle bir koridorla açıp kurtaralım. Evet, bir koridor yapalım, arka taraftaki hanım kardeşlerimizi de. Hanım kardeşlerimizi oradan şöyle bir alalım. Kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, çözüm sürecini sabote etmek isteyenler bunu başaramadılar ve başaramayacaklar. 30 Mart sizin bu muhteşem duruşunuzun bir cevabı olacak. Ve bu süreç başarıyla ilerliyor. Allah'a hamdolsun, acı haberler almıyoruz. Bölgenin çevresi hızla değişiyor. Şehirlerimiz hızla değişiyor. Kepenkler açık kalıyor. Artık şehirlerimize turistler geliyor. İş adamları artık yatırımlara başladılar. Maşallah Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu artık kalıcı bir baharın huzurunu, iklimini yaşıyor. Buna hep birlikte sahip çıkacağız. Bu huzuru, bu baharı hep beraber yaşayacağız. Eski günlere, eski Türkiye'ye dönülmesine asla izin vermeyeceğiz. Kana, gözyaşına, acıya, kaosa geri dönülmesine
hep birlikte mani olacağız. Demokratikleşme konusunda, kültürel haklar konusunda çok büyük adımlar attık. Demokratikleşme paketini çıkarttık. Özgürlükleri genişleten, hakları daha ileriye taşıyan yolları açtık. Şu hanım kardeşlerimize de, bir yol açalım. Bir yol açalım. Şöyle bir koridor açalım. Aman bu dalgalanmaları yapmayalım. Ayrımcılığa, nefret suçuna karşı ağır cezalar getirdik. Sen Türksün, sen Kürtsün, sen Arapsın, sen Zazasın diye, Boşnaksın, Arnavutsun, Romansın diye ayrımcılık yapanlara sen başörtülüsün, sen sakallısın, bıyıklısın diye ayrımcılık yapanlara, inançları, ibadetleri engelleyenlere ağır cezalar getirdik. Kardeşlerim, çıkmış Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musunuz? Başörtülülere üniversite yolunu ben açtım diyor. Ya ayıptır ayıp. İnsan utanır ya. İnsan utanır. Sen ki biz MHP ile birlikte üniversiteye kızlarımızın gitmesinin yolunu açtık. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederek 411 oyla geçmişti. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiler. Üniversiteye gidişi maalesef engellediler. Ondan sonra tekrar son çıkardığımız, artık bu işin önünü açtık. Neyle? 400 değerli kardeşlerim, %58 referandumdaki oyla başörtülü olarak kızlarımızın üniversiteye gidişini, kamuda çalışmalarının önünü açtık. Çıktı CHP'nin İstanbul milletvekili, bunu Danıştay'a götürdü. Danıştay reddetti. Danıştay reddettikten sonra şimdi bizim kızlarımız üniversiteye gidiyor mu? Devlet dairelerinde çalışıyor mu? Kardeşlerim, bu CHP bu ya. Ama bunlarda yalan bol. Bunlar akşam başka, sabah başka. Bunlarda takiye var. Bunlarda yalan var. İftira var diye Pensilvanya'dan icazetli bunlar. Oradan fetvayı alıyorlar. Kardeşlerim, bu oyun 30 Mart'ta bozuluyor. Şimdi benim sizden bir ricam var. Şimdi ne diyorlar bunlar AK Parti'ye? Efendim bunlar yolsuzluk yapıyor. Şimdi söylüyorum sizlere. Şu Şanlıurfa 18 katrilyonu sadece Şanlıurfa şu bizim 10 yılımızda aldı. Bu kadar yatırım. Şimdi söyleyeceğim. Hangi alanlarda ne kadar yatırım aldı? Kardeşlerim, bu kadar yatırım alan Şanlıurfa acaba Cumhuriyet tarihinde bunları niye alamadı? Bu tek partili dönemde CHP vardı. Acaba Şanlıurfa'ya ne yaptı? Hiç. Yapmazlar. Yapamazlar. Onların böyle bir derdi yok. Kardeşlerim, bakınız. 79 senede, buna dikkat edin, bu çok önemli. 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Biz 10 senede 17000 kilometre bölünmüş yol yaptık Türkiye'de. Yolsuzlukların iktidarı bunu yapabilir mi? Kardeşlerim, eğitimde kitaplarımızı sıraların üzerinde ücretsiz alıyor muyuz?
Cumhuriyet tarihinde yapılan okulların yarıdan fazlasını biz 10 senede yaptık. Ve Harran Üniversitesi'nde yavrularımız, gençlerimiz 45 liracık burs alıyordu. Şimdi 300 lira burs veriyoruz. 200 lira da beslenme yardımı veriyoruz, 500 lira. Bak nereden nereye geldi. Ah benim kardeşlerim, 76 üniversite vardı. Şimdi 175 üniversite var. Üniversite olmayan il kalmadı. Kardeşlerim, biliyorsunuz burada Mürşit Pınar sınır kapısı ile ilgili mesele vardı, çözdük. Bu sınır kapımız şu anda açık. Akçakale sınır kapısı ile ilgili sorunu biliyoruz. Şu anda çözümle ilgili çalışmalar devam ediyor. Aslında Akçakale'de bizim tarafımızda herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı sınırın diğer tarafında. Ortada uluslararası bir mesele var. Akçakaleli ve Harranlı kardeşlerim rahat olsunlar. Suriye tarafında işler normalleşmeye başlar başlamaz sınır kapısı açılacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Ama riske edemeyiz. Oradan tırlar geçip de orada karşı tarafta herhangi bir şey olması bizleri üzer. Kardeşlerim, zaman meselesi aşacağız. Değerli kardeşlerim, sevgili Şanlıurfalılar, şimdi buradan biraz sonra biz Suruç'a geçeceğiz. Orada tarihi bir açılış gerçekleştireceğiz. Ülkemizin en uzun, dünyanın 5. uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli'nin açılışını bugün yapıyoruz. Suruç Tüneli pompa sulamalarıyla birlikte kaça mal oldu biliyor musunuz? Şu ana kadar 2 katrilyon ve Güneydoğu Anadolu projesinin en önemli projelerinden biri. 17.185 metre uzunluğundaki tüneli tamamladık. Tünelden gidiyorsun. Dağları deldik. Niye? Ya size sevdalıyız be. Bu kuruyan topraklar suya hasret. Bu suyu biz getiriyoruz. Ferhat nasıl Şirin'e sevdalıydı, biz de size sevdalıyız. Onun için dağları deldik. Dağları delerek bu suya hasret olan topraklar şimdi Suruç Tüneli ile suyu buldu. İnşallah bu yılın sonunda bir adım daha atıyoruz. Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su bırakmaya başlıyoruz. Öyle tünel dediysek öyle herhangi bir tünel sanmayın. Suruç tüneli içinden tırların geçebildiği 7 metre çapında borulardan oluşuyor. Adeta bir su otoyolu. Saniyede 90 metreküp suyu Atatürk Barajı'ndan alacak, Suruç Ovası'na aktararak 950 bin dönüm araziyi sulayacak. Suruç tünelimizin bu muhteşem eserin hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa hattını hızlı tren hattı yapmaya karar verdi. Bunun kararını verdi. Ankara Eskişehir tamamlandı, hizmete girdi. Eskişehir İstanbul bir iki ay içerisinde o da bitiyor, yakında açıyoruz. Diğer kısımlarla ilgili projeler, hazırlıklar kesintisi devam ediyor. Şanlıurfa'yı 2023'e kadar mutlaka hızlı trenle buluşturacağız. Nasıl dağları geçerek, ovaları aşarak Suruç Tüneli'ni inşa ettiysek aynı şekilde hızlı tren hattını da yapacak ve sizlerin hizmetine sunacağız.
kolay değil. 1.800.000 Şanlıurfalı'nın artık ulaşım ağları genişleyecek. Uçak var mı? Yollar pırlanta gibi mi? Bir de hızlı tren oldu mu bunun tadına doyum olmaz. Ve Şanlıurfa'nın şu anda bütün demir yollarını, her türlü malzemesini yerli üreterek adeta sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Şanlıurfa'da şu anda devam eden demir yolu projelerinin tutarı ne biliyor musunuz? 240 trilyon. Şanlıurfa'ya kardeşlerim bir müjde veriyorum size. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İnşallah ihale hazırlıkları tamamlanmak üzere. Büyük şehirlere biliyorsunuz benim bir sözüm var. 30 büyük şehirde şehir hastaneleri olacak. Şanlıurfa'ya da 1700 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Kamu özel ortaklığı ile inşa ettiğimiz bu kampüs toplamda 6 hastaneden oluşacak. İhalesi sonuçlanır sonuçlanmaz hemen inşasına başlıyoruz. Aynı şekilde kamu özel ortaklığı ile hayata geçireceğimiz 200 yataklı Balıklı Göl Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin de şu anda ihalesi yapılıyor. 150 yataklı Suruç Devlet Hastanesi ile 150 yataklı Birecik Devlet Hastanesi de ihale aşamasında. Bunların da şu anda projeleri değerli kardeşlerim hazırlanıyor. Kardeşlerim 18 katrilyonluk yatırım dedim. Tarım ve hayvancılıkta buraya yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 4 katrilyon 800 trilyon. Ulaştırma ve haberleşmede 2 katrilyon. Eğitimde üniversite dahil 1 katrilyon 769 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda 1 katrilyon 400 trilyon. Orman ve su işlerinde 2 katrilyon 300 trilyon. Toplu konutta 938 trilyon liralık yatırım yaptık. Şanlıurfa'ya yaptığımız bu yatırımlar şehrin ekonomisine de yansıdı. Bu ilimizin ihracatı 15,5 kat arttı. Şanlıurfa artık otelleriyle farklı şehirlere göz kırpıyor. Artık bir dünya markası olma yolunda. Kardeşlerim, Şanlıurfa'da eğitimde çok önemli adımlar attık. Ve okullarımızın sayısı artıyor. Fatih projesiyle enteresan bir gelişmeyi yaşadık. Fatih projesi kapsamında 1578 sınıfa etkileşimli tahtaları yerleştirdik. Tablet bilgisayarları dağıtıyoruz yavrularımıza. Fatih projesinin başladığı günden bugüne kadar toplam 163 bin tablet bilgisayar dağıttık. 675 bin adet bilgisayarı da öğrencilerimize önümüzdeki haftalarda dağıtıyoruz. Ve önümüzde 10 milyon tablet bilgisayarın ihalesi var. Onu hazırlanıyoruz. Kardeşlerim, Şanlıurfa'da ilk ve orta öğretimdeki 180 bin öğrencimize anneleri vasıtasıyla eğitim desteği veriyoruz. Biri Şanlıurfa sırrında, diğeri İran şehirde olmak üzere Şanlıurfa'ya 2 adet eğitim kampüsü yapıyoruz. Toplam 420 dersliğe sahip bu eğitim kampüsleri, spor salonları, kütüphaneler, konferans salonları, yüzme havuzu, bilim merkezi gibi her türlü ihtiyaca cevap verilecek şekilde tasarlandı. Kampüslerin yapım ihalesini inşallah Ağustos ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Son 12 yılda Harran'a yaptıklarımızı değerli kardeşlerim biliyorsunuz. Aynı şekilde bu desteklerimiz devam edecek. Zira Harran Üniversitesi bizim için çok ama
çok önemli. Şanlıurfa, Bilecik ve Viran şehirde olmak üzere toplam 928 kapasiteli yüksek öğrenim yurtlarını hizmete açtık. Şanlıurfa'ya 29 bin seyirci kapasiteli, tribünlerin üstü tamamen kapalı GAP Arena stadyumunu biz tamamlayarak kazandırdık. Kardeşlerim, sağlıkta 500 yataklı Merkez Eğitim Araştırma Hastanesi'ni, 200 yataklı Viranşehir Devlet Hastanesi'ni, 200 yataklı Siverek Devlet Hastanesi'ni, 32 adet aile sağlığı merkezi ve daha birçok sağlık tesisini 12 yıl içerisinde Şanlıurfa'mıza kazandırdık. Eyyubiye mevkiinde 600 yataklı üniversite hastanesini bu yıl hizmete açıyoruz. TOKİ kanalıyla 7267 konut inşa ettik. Şanlıurfa, Suruç, Viranşehir ve Akçakale Adalet Saraylarını tamamlayarak hizmete aldık. Şanlıurfa'ya, burası çok önemli. Bunu özellikle dinlemenizi istiyorum. Burası çok önemli. Şanlıurfa'ya 2002 yılına kadar kaç kilometre bölünmüş yol yapılmıştı biliyor musunuz? 29 kilometre. 29 kilometre. Ve vicdansızlar ya. Hiç acımadınız mı şu Şanlıurfa'ya? Biz 10 senede 501 kilometre bölünmüş yol yaptık. 79 senede 29 kilometre, 10 senede 501 kilometre. Farkımız bu. Peki ya bu BDP diğer yerlerde ne yaptı ya? Bir bakın ya, Diyarbakır'da ne yapmış ki bunlar Şanlıurfa'da yapacak? Kardeşlerim, bakınız, ben buradan özellikle ben sevgili Kürt kardeşlerime hitap ediyorum. Siyasi Kürtçülüğe oy vermeyin. Hizmet Kürtçülüğüne oy verin. Ben şimdi bir şey söylüyorum size. Bakınız, bu Rabia'dır. Bu Rabia'da ne var? Bir, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romalıyla biriz. İriyiz. Diriyiz. Beraberiz. Kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Tek millet. Tek millet. İki. Tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımızın rengi kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin simgesi. Tek vatan diyoruz. 780 bin kilometre karede tek vatan. Kardeşlerim, batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak. Bölünmüş yok. Bunları yapıyoruz. Ve bütün her şeyle, Allah aşkına soruyorum sizlere, 10 sene önce denseydi ki Şırnak'ta havalimanı olacak, inanır mıydınız? Arda olsa inanır mıydınız? Iğdır'da olacak dense inanır mıydınız? Biz şimdi bunların hepsini yaptık. Hepsi var şu anda. Hakkari'ye yapacağız. Hakkari'de terör örgütü engelliyor. Ama ona rağmen yapacağız. Hakkari'de de havalimanı olacak. Teröristlere rağmen yapacağız. Niye? Çünkü orada yaşayan da benim vatandaşım. O da benim kardeşim. Kürdü de kardeşim, Türkü de kardeşim, Arabı da kardeşim. Bunlar benim kardeşlerim. 77 milyon benim vatandaşım kardeşim. Ayrım yok. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.
Böyle çıktık bu yola. Gaziantep Şanlıurfa otoyolunu, Abide Köprülü Kavşağı'nı, Otogar Köprülü Kavşağı'nı, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nu, Hilvan Şanlıurfa bölünmüş yollarını tamamladık. Biz tamamladık, biz. Başkaları değil. Şanlıurfa'nın Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ile olan bağlantılarını bölünmüş yollarla bağladık. Adıyaman bağlantısını Bozova üzerinden. İnşallah onu da bitiriyoruz. 26 kilometresi bitti. İnşallah kadarı da bitecek. Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nı kim bitirdi? Biz. Bak çok enteresan. 2002'de bu havalimanından kaç kişi taşınıyordu biliyor musunuz? 23 bin kişi. 2013'te ne kadar biliyor musunuz? 502 bin yolcu taşındı. 1'e 25. Artı görüyor musun? Bu neyi gösteriyor? Şanlıurfa'nın nasıl kalkındığını, refah düzeyinin nasıl arttığını gösteriyor. Geleni gösteriyor, gideni gösteriyor. Kardeşlerim, GAP'a çok büyük yatırım yaptık. GAP kapsamında 2002 yılında 199 bin hektar arazi sulanmışken 2013'te 423 bin hektar arazi sulandı. Bu projeler, barajlar, kanallar büyük ölçüde bitti. Şimdi sulama şebekelerine ağırlık verdik. Ceylanpınar Ovaları cazibeli sulama şebekeleriyle Ceylanpınar Ovası'nda kardeşlerim. Bakınız olmuyor. Olmuyor. Polis arkadaşlar. Polis arkadaşlar. Lütfen. Bak burada hanımlar var. Hanımlara doğru erkekler geliyor. Şuradan çekin beyefendi. Şuraya lütfen bir koridor açın bakalım. Olmuyor. Arkadaşlar şöyle erkekler bu tarafa doğru bir kaysın bakalım. Erkekler lütfen bu tarafa doğru koyalım. Siz bu konularda hassassınız. Ben hassasiyetinizi biliyorum. Şöyle bana göre sağ tarafa doğru şöyle bir koyalım. Bak burada hanımlar rahatsız oluyor. Lütfen. Lütfen. Biraz sağa doğru bana göre sağ tarafa kayın. Burada bayılan arkadaşımızı şuradan alalım. Bayılan arkadaşımızı şuradan alalım. Şuraya bir koridor yapalım. Evet. Doğrusu ben sizin bu aşkınıza, bu heyecanınıza artık dayanamıyorum. Çünkü bu tablolar evet. Taş basan sulama şebekeleriyle 509 bin dönüm tarım arazisine can suyu veriyoruz. Kardeşlerim, şu aşkınıza, heyecanınıza 21 gün gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Şöyle bir de şarkımıza gelelim. Şarkımıza hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Bu az oldu. Az oldu bu. Türkiye duyması lazım. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Şanlıurfa'yı hatırlatıyor. Bana her şey Sunucu hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 30 Mart hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Evet. Evet. Öyle bir coşkunuz var ki, öyle bir coşkunuz var ki her şeyi unutturuyorsunuz bize. Evet. Şimdi sizlere Şanlıurfa'da Şanlıurfa valimiz inşallah en uçlu köylere kadar Şanlıurfa'yı tanıyan, bilen ve size hizmetkar olmak için yola çıkmış bir kardeşimi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıtıyorum. Celalettin Güvenç kardeşim. İnşallah bu yolculukta beraber olacağız. Bu BDP Şanlıurfa'nın biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi olmasına karşı çıkmıştı. CHP karşı çıkmıştı. MHP karşı çıkmıştı. Biz ise olacak demiştik. Ve kardeşlerim Büyükşehir Belediyesi oldu. Çünkü ben belediyecilikten geliyorum. Belediye başkanlığının Büyükşehir'de ne olduğunu bilirim. Şanlıurfa'da da bu işi en güzel şekliyle yapacak Celalettin Güvenç kardeşimi sizlere taksim ediyorum. İnşallah Ankara merkezi yönetim, yerel yönetimle el ele vereceğiz. Ve Şanlıurfa'yı çok daha modern bir şehir haline getireceğiz. Evet. Bu arada da özellikle şu ana kadar Şanlıurfa merkezde gerçekten elinden gelen bütün imkanlarıyla merkezi gayet donanımlı, güzel bir şehir haline getiren Fakı Baba kardeşime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve inşallah 30 Mart hep birlikte Şanlıurfa'nın en ücra köşesine kadar mutluluğu yaşadığımız bir gün olacak. Kardeşlerim, diyorum ki ilçelerin tamamını AK Parti'ye verelim ki bu ilçelerin tamamı hizmet görsün. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Kardeşlerim, biz de ayrı. Biz Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle, Poma'yla, Boşna'yla, Zazası'yla biriz. Beraberiz. Öyle mi? Çünkü biz hangi dinin mensubuyuz? Bizim dinimizde ne Arap'ın Türk'e, ne Türk'ün Arap'a üstünlüğü var mı? Ne Arap'ın Kürt'e, ne Kürt'ün Arap'a üstünlüğü var mı? Sakın bu ayrımcılığa düşmeyelim. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, Türkiye olacağız. Ben sizi seviyorum. Ayırt etmek sizin seviyorum. Yaradan'dan ötürü seviyorum. Evet. Şurada yine bayılanlar var. Şurayı şöyle bir koridor yapalım. Açalım. Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ön tarafa doğru yüklenmeyelim lütfen. Şu dalgalanmaları da bir durduralım. Çok teşekkür ediyoruz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Görüldüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı. O milyonların umut ışığı. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.